Günaydın. Günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasalara ilişkin ayrıntıları, yeni oluşan fiyatlamaları konuşacağız. Hadi gelsin sermaye piyasaları. Sermaye piyasaları tarafında öncelikle Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul tarafında 10.000'de ikilik neredeyse kapandığı yerden, açıldığı yerden kapanan bir piyasayla karşı karşıyayız. 99.382 endeks değerinden kapanışımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık 5.35 milyar liralık bir işlem hacmi söz konusuydu. Yaklaşık 1,5 gün boyunca kapalı olan Amerikan piyasalarının tüm dünyadaki işlem hacmi üzerinde etkisi olduğunun da altını elbette bu aşamada çizmek lazım. Bankacılık endeksi dün endekse 0.65 oranında bir katkı sağlarken sanayi endeksi 0.54 sildi. Borsa İstanbul %36 hissenin yükseldiğini, 56 hissenin düştüğünü, değeri el değiştirirken değişmeyen de 8 hisse olduğunu gözledik. Kerevitaş, Vakıfbank, Hektaş, Migros ve Gersan en çok yükselen ilk beşli sıralamasını oluştururken ICBC Türkiye, Tukaş, Vestel, İş Leasing ve Verusa en çok kaybedenlerin arasında yer aldı. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Akbank, Vakıfbank ve Halk Bankası ise işlem hacmi tarafında ön plana çıkan ilk 5 hisseyi oluşturdu. Dün gün sonu itibariyle Avrupa tarafına baktığımızda Almanya'da %1'e yakın bir prim olduğunu gözledik. 0.97 kadar İngiltere, Fransa tarafı 0.52 artıda kapattı. 10.009'da İtalya'ya artıda gördük ve İspanyol endeksinin 0.72 düzeyinde bir değerlenme içerisinde olduğunu gözledik. Amerika tarafında vadeli piyasa baktığımızda 0.11 kadar Dow Jones'u artıda görüyoruz. S&P tarafında yine 0.11'lik bir değerlenme var. Nasdaq'ta 0.23 kadar prim yapmış görünüyor. Asya tarafından devraldığımız piyasalarda da 10.000'lik rakamlarla da olsa yine de yeşil bir piyasa devraldığımızı söylemek mümkün. Asya'dan haber akışı bugün oldukça dar bir bantta hareket ediyor. Samsung'un kârına ilişkin bir haber sadece ön plana çıkıyor. Ancak orada da kâr satışlarının olduğunu söylemek mümkün. An itibariyle diyelim, geçelim para piyasalarına. Para piyasaları tarafında geldiğimiz nokta bize 5.60 seviyesini gösteriyor. Dolar TL tarafında 0.17'lik bir farkla birlikte. Diğer taraftan Euro'ya baktığımız zaman Euro tarafında 6.33 seviyelerini hemen hemen gördüğümüzü söylemek mümkün. 6.32.59'dan geçiyor oran itibariyle. Şu halde sepet kurun 5.97'lere kadar geldiğini hatırlatalım. Dolar endeksine gelinen nokta bize 96.7 seviyesini gösterirken Euro dolar paritesi 1.13'ün altındaki seyrine devam ediyor. 1.12.80'den geçiyor son işlemler. Diğer taraftan para piyasaları tarafı elbette faizle de doğru orantılı olarak ilerleyecek önümüzdeki günlerde. An itibariyle 19.03'teyiz gösterge tahvile baktığımızda. Merkez bankalarının tavrı bu aşamada çok önemli. 25 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yapacağı faiz toplantısından genel itibariyle beklenen merkezin bir faiz indirimine gitmesi yapılan anketlerde, yapılan araştırmalarda böyle bir durumu bize gösteriyor. Çarşamba günü açıklanan TÜFE rakamları bu anlamda elbette önemli hale geliyor. Enflasyon rakamları bir faiz indirimini destekler nitelikte geldi zira. Haziran ayına ilişkin çünkü enflasyonda düşüşün güçlendiğine dair bir kanı oluşmuş görünüyor. Gıda ve enerji maliyetlerindeki sınırlı artıştan bahsediyor burada indirim beklentisinin altını dolduranlar. Buradaki baz etkisinin de çok güçlü olduğunu yine altı çizilmiş. Gıda tarafı bu anlamda oldukça önemliydi. Merkez Bankası'nda politika faizi 3 ay sonra %22.57, yıl sonunda da 19.17 seviyesine gerileyebileceği yönünde bir takım tahminler olduğunu da hatırlatalım. Türk varlıkları görece istikrar faiz indirimi beklentilerini bu anlamda güçlendiriyor. TL tarafına bakıldığında buradaki volatilitenin yani dalga boyunun özellikle döviz tarafındaki dalga boyunun bir parça daha daralmış olması CDS rakamlarında yani Türkiye'nin risk priminin ölçüldüğü kredit default swaplarda gelinen noktayı biraz daha aşağıya çekmiş durumda. O burada 500'lerin üzerine çıktığımızı hatırlatalım. Şimdi yeniden 300 seviyelere doğru halihazırda gelmiş durumdayız. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya konduğu zaman
gelinen nokta faiz indirimi yapılabileceği noktasında birleşiyor. Diğer taraftan Amerika Merkez Bankası Fed'in de bir faiz indirimi yapması yine beklentiler dahilinde. Ancak onların Temmuz beklentisi biraz daha Eylül'e kaymış gibi görünüyor. Benzer şekilde Avrupa Merkez Bankası için de aynı yorumu yapmak mümkün. Orada da Temmuz beklentisinin Eylül'e kaldığını söyleyelim. Ancak piyasanın genelinde, dünyanın genelinde faizlerin aşağıya doğru gelebileceğine dair beklentiler çok daha yukarı çıkmış durumda dedikten sonra emtia tarafına bu işler nasıl yansıyor? Birlikte ona bakalım. Faiz tarafındaki aşağıya yönlü beklentiler elbette altını güçlendiriyor. Ayrıca herhangi gerginlik durumunun ortaya çıkmış olması da dünyanın herhangi bir yerinde altını yine besleyen koşullardan bir tanesi. Bu koşullar bir araya gelince altında yukarı yönlü hareketleri görmeye başlamıştık. 1416 dolardayız an itibariyle. 1430'lara doğru da çıktığımızı unutmamak gerekir. Şu halde TL bazlı olarak fiyatlanan altın 255 lirayı gösteriyor gram için bize. Çeyrek tarafında 418 liralık bir fiyatlama varken 1669 dolardayız. Tam altın tarafına baktık. Petrol tarafındaysa 63 dolar 40 centlik bir fiyatlamayı görüyoruz. 63 dolar 69 centlik bir fiyatlamaya gelmiş durumda. 0.27'lik kayıpla birlikte Brent petrolde işlemler. Diğer yandan WTI'de yani Amerikan tipi ham petrolde de gelinen nokta bize 56 dolar 80 centlik bir fiyatlamayı gösteriyor. Diyelim bu arada geçtiğimiz günlerde 27 kuruş civarında bir zam gelmişti benzine. Burada 11 kuruşluk bir indirim söz konusu. Onu da hatırlatmakta elbette fayda var. Diyelim ve geçelim gazetelerin ekonomi sayfalarına neler yansımış. Birlikte onlara bakalım. Gazetelere Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Erdoğan'dan S-400 mesajı başlığını taşıyor Milliyet gazetesinin ilk sayfası. S-400'ler aktif bir şekilde kullanılacak diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Üçlü zirve Türkiye'de başlığı atılmış bu aşamada. Cumhurbaşkanlığı kabinesi 23 Haziran'daki İstanbul seçimlerinin ardından dün ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, S-400 savunma sistemine ilişkin çok yakın bir tarihte teslimatı başlayacak ve aktif bir şekilde kullanılacak dedi. Kalın, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılacağı üçlü zirvenin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ağustos ayında yapılacağını söylüyor. Bu aşamada bir başka not Çavuşoğlu'ndan aktarmakta elbette fayda var. Çavuşoğlu'ndan bir Amerika açıklaması geldi zira. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye ile ilişkiler hakkında herkesin önünde dile getirdiği şeyler özellikle yönetim içindeki farklı sesleri azaltmaya başladı. Trump'ın açıklamasının Kongre'yi de etkilediğini görüyoruz. PKK elebaşı Bayık'ın yazısının Washington Post'ta yayınlanmasına tepki gösteren bakan, DAEŞ'in başındaki Bağdadi'nin makalesini yayımlarlar mı acaba diye de soruyor. Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e nota başlığıyla birlikte bir not daha yine Milliyet gazetesinden paylaşalım. Türkiye terör örgütü YPG-PKK bünyesinde çocuk savaşçıları bırakması amacıyla resmi bir anlaşma imzalayan Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi ve İsviçre makamlarına resmi protesto notası verdi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Temsilciliği her iki makamına da gönderdiği protesto notasında PKK teröristi Ferhat Abdi Şahin'in Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığına ilişkin belgeyi de iliştirdi deniyor buradaki ayrıntılarda. Gelelim Dünya Gazetesi'ne. Dünya Gazetesi'nde 12 Amerikalı yolda başlığını görüyoruz. 12 Amerikalı firma yatırım için Türkiye'ye geliyor. Haberinin başlığı bu şekilde. Tekstil, enerji, savunma, güvenlik ve finans alanında 12 firma İstanbul'da Türkiye'nin devleriyle buluşacak. Japonya'da yapılan G20 toplantılarında Türkiye ile Amerika arasında görüşmelerdeki yumuşama 23-24 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek US-Turkey Leadership Business Roundtable toplantısıyla yeni bir boyuta taşınacak. Amerika'nın eski İçişleri Bakanı öncülüğünde Türkiye'ye gelecek olan 12 firmadan bahsediliyor bu aşamada.
Volkswagen tarafını çokça konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Volkswagen yarışı başlığı ile birlikte bir başka haber Dünya Gazetesi'nden yine paylaşacağız sizlerle. Volkswagen yatırıma talip diyor bu aşamada Dünya Gazetesi. Mersin, İzmir ve Kocaeli Volkswagen yatırımına talip. Otomotiv firması Volkswagen'in 1.3 milyar euro değerinde yeni yatırımı için Türkiye ile Bulgaristan arasında bu ay içine karar vermesi beklenirken, Türkiye'de birçok ilden iş dünyası temsilcisi de yatırımın kendi illerinde yapılması için harekete geçti. 2022 yılında faaliyete geçmesi ve 4-5 bin kişilik istihdam yaratması beklenen fabrika yatırımının Mersin'de yapılması için kolları sıvayan Mersin Ticaret Odası, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mezitli Belediyesi, Mersin'e liman kapasitesini, coğrafi avantajlarını, lojistik üstünlüğünü ve güçlü sanayisine vurguluyor. Alman otomotiv de Volkswagen'in yapacağı yeni yatırım için Mersin'i olarak talip olduklarını belirtiyorlar. Bu konuda yapılacak olan her türlü lobi çalışmasına da açık olduklarını yine vurgulamışlar. Benzer şekilde Mersin gibi İzmir ve Kocaeli'nden de açıklamalar geliyor. Tapuda büyük dönüşüm başladı diyor Milliyet Gazetesi'nin ekonomi sayfası. Mecliste kabul edilen tapu kanununa göre inşaatı bitiremeyen müteahhidin sözleşmesi feshedilecek. Bu durumda kira yardımı müteahhite iade edilmeyecek. Boş arsalar otopark yapılacak, metruk bina 3 günde yıkılacak, riskli yapılar sahiplerinin oluru alınmaksızın yıkılacak. Bu yapılar 2 günde de boşaltılacak denmiş. 2B satışına yıl sonuna kadar devam mesajı çıkıyor gördüğümüz kadarıyla. Milliyet Gazetesi'nde epeyce geniş tutulmuş buradaki haber. Ayrıntılar için meraklılarını Milliyet Gazetesi'ne önermiş olalım biz de. Posta Gazetesi'nin ekonomi sayfası ne söylüyor? 70 bin lira ucuza ev başlığıyla birlikte 70 bin liralık avantajdan bahsedilmiş bu aşamada. Meltem Kara imzalı bir haber. Konut kredisinde enflasyon endeksli model büyük bir avantaj sağladı. Piyasada ortalama %2.15, en düşük %1.55 seviyesinde olan konut kredisi faizi enflasyon endeksli kredide %1.5'a indi. 500 bin liralık kredide en düşük sabit faizli kredi ile enflasyon endeksli kredi arasındaki fark da 70 bin lira olmuş. Bunu da Posta Gazetesi ekonomi sayfasından bu şekliyle duyurmuş. Hürriyet Gazetesi sinema biletine indirim başlığıyla birlikte paylaşıyor Ekonomi Gazetesi'nde. Vatandaşın ekonomisi köşesine Sefer Levent imzalı bir haber. İndirimli sinema bileti pek yakında demiş Sefer Levent haberine. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yasa ile birlikte indirimli promosyonlu sinema bileti dönemi sona erdi. Ancak yasa filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcı ile anlaşma halinde bilet indirimine izin veriyor. En büyük sinema şirketi de Mars, indirimli biletlerin tüketicilerle buluşabilmesi için imza sürecini çalışmalarımız devam ediyor açıklamasında bulunmuşlar. Yeni yasada neler yer aldığına dair notlarla birlikte ekonomi sayfasında Hürriyet Gazetesi paylaşmış bu haberi. Ve son bir haber, onu da Hürriyet Gazetesi'nden sizlerle paylaşalım. Kapalı Çarşı'da turizm rüzgarı başlığıyla birlikte artan yabancı turist sayısı çarşıyı da hareketlendirdi diyor Hürriyet Ekonomi. 2 yıl öncesine kadar azalan yabancı turist nedeniyle zor durumda kalan Kapalı Çarşı yeniden eski günlerine dönüyor. Avrupalı turist tam olarak Kapalı Çarşı'ya dönüş yapmasa da Uzak Doğulu ve Orta Doğulu turiste gözde görülür bir artış var. Çarşı esnafı işlerin arttığını söylerken daha fazla para harcayan turistin geçmişte olduğu gibi İstanbul'u yeniden tercih etmesi de dikkat çekiyor denmiş Hürriyet Gazetesi'nde paylaşılan bu haberde. Ve bu haberle birlikte buraya da noktayı koyalım ve geçelim artık parametreye.